Şehirlerle durum neyi gösteriyor? Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi YSK temsilcisi sağ olsun bizim için YSK toplantısından çıktı. Kısa bir ara verdi sizleri bilgilendirmek için. Hoş geldiniz Sayın Yakupoğlu. Hoş bulduk Yavuz Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Selam, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İstanbul tabii en çok merak edilen Ekrem İmamoğlu'nun durumu, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi meselesi. Burayla ilgili Yüksek Seçim Kurulu bir karar aldı. Sandık kurullarında memur var mı yok mu diye araştırılsın dedi anladığımız kadarıyla. Bu ve de kısıtlı seçmen meselesi. Kısaca bir özetler misin bize? Ne oluyor? Neyi bekliyor YSK? Ne kadar bekleyecek bu konularla ilgili? Tabii ki. Yüksek Seçim Kurulu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu birden çok başvuruların hepsini, İstanbul'la ilgili başvuruların hepsini birleştirdi. Birleştirdi derken dosyaları birleştirmedi. Zaman inceleme zamanını birleştirdi. Hı hı. Ve hepsiyle ard ardına aynı tür ara kararları aldı. Nedir bu ara kararından kastım şu. Çünkü AK Parti'nin birden çok itirazı var. Olağanüstü itiraz olarak. Yani olağanüstü, hı hı, itiraz öncelikle şudur. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunun 130. maddesidir. Burada seçim sonucunu etkileyecek herhangi bir halin mevcudiyeti halinde seçimler iptal edilir der. Evet. Dolayısıyla AK Parti'nin şu anda geldiği olağanüstü itiraz. Tabii kamuoyunda bir şey tam kanunsuzlukla olağanüstü itiraz karıştırılıyor. Bu dönemde, yani olağanüstü itiraz döneminde, tam kanunsuzluk dediğimiz anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan itirazlar söz konusu değil. Şu anda sadece olağanüstü itiraz inceleniyor. Nedir bu? Yani seçim bir sonuçla bitmiş, bir parti lehine bitmiş. Eğer siz bu seçim sonucunu sakatlayacak sayıda veya bir olay varsa, sayıda seçmen olmayan kişi oy kullanmışsa veya sakatlayacak bir olay meydana gelmişse, o takdirde 130. maddeye göre seçimlerin iptalini istersiniz. İşte AK Parti de dedi ki, birden çok şeyler sıraladı. Birincisi dedi ki 2732 tane kısıtlı seçmen oy kullanmıştır dedi. 1299 tane ölü seçmen vardır, bunların yerine oy kullanılmış olabilir dedi. Ceza ve infaz kurumlarında bulunan 10.290 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanılmış olabilir dedi. Keza 5.287 tane hükümlü yerine oy kullanılmış olabilir dedi. Zihinsel engelliler var dedi, 21.358, bunlar kısıtlı olabilirler. Bir de bunların yerine bunlar oy kullanmış olabilir dedi. Yani hepsi ihtimal, hepsi varsayım. Onun ötesinde daha da bitmedi. Dedi ki bu sefer 6.539 sandıkta kamu görevlisi olmayan sandık başkanları görev yapmış olabilir dedi. 13.084 sandıkta yine kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyesi görev yapmış olabilir dedi. Ama şimdi Yavuz Bey... Şimdi buraya kadar geldikten sonra müsaade eder misiniz? Buyurun. Kısıtlı seçmen sayısı, cezaevi dediniz, bunları alt alta yazdığınızda hepsi olabilir diye söylediklerinizde bile, yani bir miktar varsa bu 13 binlik farkı kapatacak nitelikte çok fazla görünmüyor. Tabii ki, yani buradaki en büyük handikap şu idi. İki gün önce Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilmiş olan seçmenlerin seçmen vasfını taşımadıkları ve bu seçmenlerin kullandıkları 14.591 oyun yok sayılmasına ilişkin itirazıydı AK Parti'nin. İki gün önce bu görüşüldü, 23 Nisan günü, ve Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla, ona bir oyla bu kişilerin seçmen olabileceklerine karar verdi. CHP açısından çok önemli bir karar bu anladığım kadarıyla. Çünkü kanun hükmünde kararnameyle atılan memurların belediye başkanı olmasını engellemişti YSK. O engellendi, evet. Bakın 24 Haziran 2018'de bizim başvurumuz vardı, biliyorsunuz. İki milletvekilimiz kanun hükmünde, evet, kararnameyle ihraç edilmişti. Milletvekili olabilir mi diye sormuştuk Yüksek Seçim Kurulu'na. Ve o zaman adaylık süreci de olduğu için bu gelişmeler, Yüksek Seçim Kurulu dedi ki kanun hükmünde kararnamenin ilgili hükmü, biliyorsunuz o Mart 2018'de, hı hı, kanun haline geldi şimdi kanun hükmünde kararname. Hoş, ikisinin de hukuken bir farkı yok ama orada şunu diyor ki bu KHK'larla kamu görevinden ihraç edilenler, yani kamu görevinden uzaklaştırılanlar bir daha kamuda istihdam edilemezler ve görevlendirilemezler. Hı hı. Yaptırım bu. Şimdi o zaman dedi ki milletvekilliği bir istihdam koşulu değildir. Kamunun istihdam ettiği bir kamu görevlisi değildir milletvekili dedi. Hı hı. Bu sebeple milletvekili seçilebilir dedi. Şimdi döndü geldi burada.
kendisi baştan kural koymadığı halde Yüksek Seçim Kurulu seçim olmuş bitmiş, kimi ilçe belediye başkanları mazbatalarını almış iken dedi ki bir dakika dedi, burası dedi bu durumda farklı bir durum vardır milletvekillerinden dedi. Çünkü dedi belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği kamuda istihdam, kamuda görevlendirilme şartını taşır. Neden? Çünkü Danıştay 8. dairesi bir kendisinde açılan KYK'dan ihraç edilen bir kişiyle ilgili açılan bir davada böyle bir yorum yapmış diyerek enteresan bir sonuca vardı. Yani. Ve dedi ki bu kişiler seçilmiş dahi olsalar seçilmişliklerini vermiyorum dedi. O zaman dedi ki bir acayip karar. Bir acayip karar çıktı ortaya. Bu sefer dedi ki madem ki vermiyorsunuz, hadi bundan dönmüyorsunuz, o zaman yeni seçimi yenileyin. Nasıl olsa yenileme tarihi belli, 2 Haziran 2019. O zaman tekrar 2 Haziran'da bu yerlerde mazbatasını aldığınız kişilerin bulunduğu seçim çevrelerinde seçim yenilensin. Çünkü bunun gerekçesi de şuydu. Siz bunu adaylık belirleme zamanında bu kuralı koymuş olsaydınız bu kişiler aday olmayacaklardı veya adaylıkları düşürülecekti. İlgili siyasi partide onların yerine başka aday girip belediye başkanlıklarına devam edeceklerdi. Ona da hayır dediler ve çok garip bir uygulamayla mazbatayı ikinci sıradaki adaya veririz. Vallahi devlete olan güveni sarsabilecek bu kadar güçlü bir karar görmedim ben. Çünkü aday olabilirsin ama belediye başkanı olamazsın diyen bir Yüksek evet. Seçim Kurulu hiçbir mantıkla izah edilebilecek bir durum değildi. Sonra geldi seçmenle ilgili AK Parti'nin başvurusu. Evet, bu da yetmedi. Hani şahtı şahbaz oldu denir ya, yani AK Parti önce bunlar şey olamaz dediler. Belediye başkanı, belediye meclis üyesi olamaz dediler. YSK kabul etti. Bu sefer dediler ki bunlar seçmen de olamaz. Yani evet. İşte çünkü eğer 23 Haziran'da Yüksek Seçim Kurulu kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin seçmen olamayacağına karar vermiş olsaydı 23 Nisan tarihi itibariyle İstanbul'da seçim yenilenecekti. Evet, yenilenecekti, iptal edilmiş olacaktı. Çok kritik bir karar bu. Çünkü demin siz farkı söylediniz. Farktan daha fazla sayıda KHK'lı seçmen oy kullanmış İstanbul'da çünkü. Evet. Şimdi diğerlerinde ya, hep kullanabilir, kullanmış olabilir. Bir bakmakta evet. Fayda var gibi. Seçmen evet. Sayıları bazında söylüyorum bunu. Çünkü sandık kurullarını ayrı konuşmak istiyorum da o nedenle. Burada peki geçmişte bu tip uygulama var mıydı? Yani partiler ya bir bakalım burada acaba bir aksilik var mıdır? YSK bu işe baksın gibi bir tavır içinde böyle itirazlar yapmışlığı var mı partilerin? Geçmişte partilerin yaptığı itirazlar var ama varsayıma dayalı, böyle toptancı itirazlar değil, somut olarak ortaya konurdu. Yani mesela 2014 Yalova seçiminin iptalinde 7 oy fark vardı. 9 tane kısıtlı seçmen tespit edilmişti orada ama olabilir diye. Olabilir. Sen bir bak bakalım, bütün bunları bir araştır, bir zahmet elindeymişken falan gibi bir iddia olamazdı. Hiç peki, olmadı bugüne kadar. Şimdi bu nasıl araştırılıyor? Böyle tek tek bakılıyor mu bunlara? Evet, şu anda 39 tane ilçe seçim kurulu İstanbul'un kurul halinde toplandılar. Sabahtan itibaren demin bahsettiğim Yüksek Seçim Kurulu'nun her ilçe seçim kuruluna ayrı ayrı gönderdiği ara kararları ve ara kararların ekindeki işte demin bahsettiğim kişilere ait listeleri tek tek tarıyorlar. Çünkü mesela 23 Mart'ta seçmen listelerinde en son güncellemeler yapıldı. Kısıtlı seçmenler çıkarıldı, ölü seçmenler evet. çıkarıldı. Ama 23 Mart'tan 31 Mart'a kadar olan süre içerisinde ölenler ölü seçmen olarak yer aldı listelerde. İşte hüküm diyenler hükümlü olarak yer aldı. Yine hı-hı. aynı şekilde hı-hı. seçmen listelerinde bunlara yapacak bir şey yok. Bu da şuradan kaynaklanıyor Yavuz Bey. Demin bahsettiğim 298 sayılı temel seçim kanunun 6. maddesi seçmeni düzenliyor. Diyor ki 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmendir diyor. Evet. 7 ve 8. maddelerinde de bunun 5 tane istisnasını öngörüyor. 7. maddede diyor ki askerler, askeri öğrenciler ve cezaevinde bulunan hükümlüler oy kullanamazlar diyor. 8. maddede de diyor ki kısıtlılar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar da seçmen olamazlar diyor. İşte şimdiye kadar siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na getirdiği itirazlar hep buna ilişkindi. Yani işte Yalova örneğinden gidecek olursak 7 farklı Cumhuriyet Halk Partisi o tarihte kazanmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi dedi ki burada 9 tane kısıtlı seçmen oy kullanmıştır. Yasanın 8. maddesine göre bunların seçmen olma vasfı yoktur dedi.
tespit edildi. O sebeple iptal edildi. Peki, şimdi mesela itiraz ettik. Artvin Yusuf eline bizzat ben itiraz ettim. Bir oy farkla AK Parti kazanmıştı. İki tane kesinleşmiş kısıtlama kararı bulunan seçmen bulunduğu için Yusuf Eli seçimi de iptal edildi. Şu anda Türkiye'de 3 ilçe bir tane belde seçimi kısıtlı seçmen seçimi iptal edilmiş durumda. Yenilenecek, evet. Şimdi evet. Burada peki 13 bin sayısını karşılayacak bir sonuç çıkabilir mi? Yani cezaevindeki adam oy kullandıysa bu yani nasıl kullanabilir daha doğrusu? Araştırma cezaevindeki değil. Cezaevindeki tutuklu seçmenin yerine kayıtlı bulunduğu yerde de seçmen listesinde de ismi var. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı. Bunu bu şekilde karar altına aldı. Aslında Yüksek Seçim Kurulu kendi kararını sorgulatıyor şu anda. O da çok enteresan bir ara karar oldu. Yani sizin cezaevi seçmen listesine kaydolabilmeniz için birincisi tutuklu ya da taksirli suçtan hükümlü olacaksınız. İkincisi mutlaka bir yerleşim yerinizde adres kayıt sisteminde kaydınız olacak ve oranın seçmeni olacaksınız. Dolayısıyla tutuklu seçmenlerin iki yerde kayıtları vardır. Bir cezaevi seçmen listesinde, bir de kendi seçmen listelerinde. Zaten içeridelerse cezaevinde oy kullanırlar. Dışarıdaysa kendi seçmen listelerini kullanırlar. Peki bu kadar 13 bin farkını kapatacak bir başvuru mu bu sizce? Yani genel uygulama İstanbul'da. Yani zannetmiyorum. Mesela zihinsel engelli diyorlar 21 bin. Hani rakama evet. Baktığınız zaman çok yüksek fazla. Görünüyor. Evet. Çok yüksek görünüyor. Ama şimdi birincisi diyor ki Yüksek Seçim Kurulu bu kişiler hakkında kısıtlama kararı olup olmadığını araştır. Evet. Kısıtlama kararı varsa kesinleşmiş mi onu araştır. Mahkemeden kesinleşmiş kısıtlama kararı varsa bu kişinin oy kullanıp kullanmadığını araştır diyor. Bunu nasıl yapacak ilçe seçim kurulu? Bu epey sürmez mi? Bilmiyorum. 5 çok... günlük süre verildi şu anda. Arkadaşlarımız bütün İstanbul örgütü tam her şey bitti derken tekrar ilçe seçim kurullarında dün geceden beri şeyde bunun mesaisini yapıyorlar. Evet, evet, yani siz evet. Buradan 13 bin 14 binlik bir seçmenin fazladan oy kullandığı ya da usulsüz oy kullandığı ya da kısıtlı olarak oy kullandığı biçiminde bir sonuç beklemiyorsunuz. Şunun için beklemiyorum Yavuz Bey. Evet doğru beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Çünkü 2014'teki bu kısıtlı seçmenlerle ilgili olarak 14 tane seçim iptal edilip yenilenince o tarihten sonra Yüksek Seçim Kurulu ve Sayın Sadi Güven hakikaten çok yoğun bir çalışma içine girdiler Adalet Bakanlığı'yla. Sürekli Hakimler Savcılar Kurulu'na, Adalet Bakanlığı'na Yüksek Seçim Kurulu yazı yazdı. Dedi ki kısıtlıları mutlaka tespit edin. Bunları UYAP'a kaydedin ve UYAP üzerinden de bize bildirin. Biz bunları seçmen listelerinden düşürelim. Aksi takdirde seçimlerden sonra seçimlerin iptali gibi hiç istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır diye 2014'ten bu yana çok yoğun bir çaba vardı. Dolayısıyla ben bu kadar yoğun çabadan sonra en son 23 Mart'ta da yapılan güncellemeden sonra çok fazla olacağı kanaatinde değilim açıkçası. Peki. Yani şimdi, kısıtlı seçmen sayısının. Kısıtlı seçmen sayısının. Peki evet. Sandık kurullarıyla ilgili itiraz ne? Şimdi diyelim ki orada memur yok. Sandık başkanı evet. Memur değil ya da sandık kurulu üyesi memur değil. Ne diyecek YSK? Pardon ben yanlış yapmışım seçimi yenileyelim mi diyecek? Çünkü bunu diyemez bugüne kadar böyle bir şey diye demedi. Niye araştırtıyor peki? Bunu şu şekilde ben bu soruyu sordum kurula sordum. Dedim niye araştırıyoruz? Yani atacağımız taş ürküteceğimiz kurbağaya değmeli. Böyle ki dedi ki evet bu kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı görev yaptı dediğinde ne yapacağız dedim. Yani evet. O sandıktaki 350 tane seçmenin oyunu kaldırıp çöpe mi atacağız? Yok mu sayacağız? Burada seçmenin bir kabahati yok. Çünkü ilçe seçim kurulları şeyi belirliyor. Sandık kurulu başkan ve üyelerini belirliyor. Memur üyeyi ve başkanı en son şeyde 24 Haziran'dan önce yapılan değişiklikle, kanun değişikliğiyle ilçe seçim kurulu kaymakamlığa soruyor. Diyor ki benim şu kadar sayı sandığım var. Bunun iki katı kadar bana kamu görevlisi ismi bildir diyor. Kaymakamlık da bildiriyor. O bildirilen isimler içerisinden kura çekerek sandık kurulu başkanlarını belirliyor. Kurada çıkmayanları da memur üye denilen kamu görevlisi üye olarak sandık kuruluna atıyor. Bu işlemleri yapan ilçe seçim kurulu. Ha buna itiraz mekanizması da var. 26-27 Şubat'taydı. İşte buna itiraz edersiniz ilçe seçim kuruluna. Hem seçmenler hem siyasi partilerin itiraz hakları var. Ondan sonra beğenmezseniz il seçim kuruluna itiraz edersiniz. Ya o takvim de bitti. Takvim de bitti. 2 Mart'ta bunların hepsi kesinleşti. Ha diyor ki AK Parti sandık kurulu başkan ve memur üyelerin diğer üyelerin isimleri siyasi partilere verilmedi. Evet verilmedi doğru. Biz istedik güvenlik gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu bütün siyasi partilerin taleplerini reddetti. Doğru ama o ilçe seçim kurullarında 4 tane siyasi partinin kurul üyesi var.
Bu üyeler kuranın çekilmesinde bu listeleri hepsini görebilecek, inceleyebilecek insanlar, o kurulun üyesi. Bakın ben Yüksek Seçim Kurulu temsilcisiyim ama ben üye değilim. Ben oy kullanmıyorum. Ama ilçe seçim kurulundaki üyeler, siyasi partili üyeler, örneğin Cumhuriyet Halk Partili üye, o kurul kararlarına katılıyor. Peki, bir kişilik bir kurul orası. Sordum dediniz, ne yanıt aldınız? Yani diyelim ki orada memur üye atanmamış da başka biri konulmuş. Şunu söylediler, dediler ki biz iddiaların hepsini araştıralım. Bütün cevaplar gelsin, ondan sonra inceleyip karar verelim şeklinde bir cevap verdi. Orada memur üye yok, onun için usule aykırı bir durum dediğinde aslında kendisini sorgulamış olmuyor mu? Şu tabii anda kendisini YSK... sorgulamış olacak. Tabii ki bakın şimdi burada bir de AK Parti'nin şeyi var, tamamen birbirine çelişkili bir tutumu var. 16 Nisan'ı hatırlayın, sizinle de defalarca konuştuk. Evet. Bu mühürsüz oy meselesi. Evet, evet. Ne dedi o zaman AK Parti? O zaman kanunda ne yazıyordu? Kanunda diyordu ki sandık kurulu zarfları ve oy pusulaları mühürler. Öyle evet, değil mi? Aynen. Ve mühürsüz oy pusulası da geçersizdir diye de kanun hükmü vardı. Evet. Ne yaptı o zaman AK Parti? Dedi ki efendim o sandık kurulunun hatasıyla bir kısım oy pusulaları mühürlenmiyor. Mühürlenmedi. Bu sandık kurulunun bu hatasını, bu kusurunu seçmene mal edemezsiniz. Seçme hakkı kutsaldır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek 3. maddesine, 1. maddesine göre de bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından da tanınmış bir haktır. Evrensel bir haktır, anayasal bir haktır. Seçmen iradesini üstün tutalım diye kanun hükmüne rağmen Yüksek Seçim Kurulu ne yaptı o zaman? Mühürsüz oyları kabul etti. Alır geçerlidir dedi. Şimdi gelelim buraya. Onu yapan kimdi? Sandık kuruluydu. Şimdi bu işi yapan kim? Varsa tabii bilmiyorum onu. İlçe Seçim Sandık Kurulu Başkanı seçim ve memur kurulu. Üyelerinin kamu görevlisi dışında atayan kim? İlçe Seçim Kurulu. O da bir kurul. Tıpkı Sandık Kurulu gibi. Şimdi aynı AK Parti bu sefer diyor ki Yüksek Seçim Kurulu'na, İlçe Seçim Kurulu'nun hatasını, tamamen bunun bütün faturasını seçmene kes kardeşim diyor. Senin ben diyor, şeyi de anlamıyorum. Yani buradaki gerekçe ne? Bunlar memur değilse... Hiçbir gerekçe yok. Memur bakın, değilse... Memur değilse sandıkta yolsuzluk yapıldı mı diyor. Hayır, onu demiyor. Yapılmıştır, yapılmıştır belki diyor. İçinde kuvvetle muhtemel bir şüphe var diyor. Araştır bakalım diyor. Yani yapıldı mı diyorum, soruyorum. Durdum yani şu anda. Kanuna göre somut bir şey koymadan incelenemez. Seçim hukuku budur. Seçim hukukunda geri vites yoktur. Hep ileri gidersiniz. Somut bir şey varsa vardır, yoksa yoktur. Ha, hata da olsa, orada haksızlık da olsa devam eder gidersiniz. Yoksa ila nihai seçimleri bitiremez. Peki buradan iptal çıkmaz mı diyorsunuz? Sonuçta kanun hükmünde kararname ile görevinden ayrılan, atılan devlet memurlarına belediye başkanlığı mazbatası verilmedi. Yani oraya da baktığınızda önce konuşsak olur mu böyle bir şey? Başvuru sırasında kabul edildi Benim hukuki yorumum şu. Ben çünkü 8,5 senedir burada görev yapıyorum. Benim hukuki yorumum şu. Kanunsuzlukla usulsüzlüğü birbirinden ayırmak lazım. Çünkü kanunsuzluk dediğiniz zaman o kanuna tamamen aykırı bir şey ortaya çıkar ve o aykırılıkta asla kabul edilemez nitelikte olur. Usulsüzlük ise kanuna yine aykırılık vardır ama sonuçları itibariyle seçim sonuçlarını etkileyecek bir hüküm ve sonuç doğurmayan durumlara biz usulsüzlük deriz. Burada da usulsüzlük var. Bakın bunun sonuç doğurabilmesi için usulsüzlüğün, yani o kamu görevlisi, örnek olarak veriyorum, sandık başkanının görev yaptığı sandıktaki iş ve işlemlerin sakatlanmış olması lazım. Seçim sonucunu etkileyecek şekilde o sandık kurulu başkanının, orada görev yapan sandık kurulu başkanının bu işlemlere müdahale etmesi ve buradan seçmen iradesini sakatlayan, seçim iş ve işlemlerini sakatlayan bir durumun tespit edilmiş olması lazım. Geçmişte biliyorsunuz Siirt seçimlerinde sandık kurullarının yaptığı işlemler seçim sonuçlarını etkilediği gerekçesiyle sandık kurumlarının yanlış oluşumundan dolayı seçim iptaline gidildi. Ama burada böyle bir şey yok. Bunu tespit ederseniz ancak bu olur. Geçmişte 74 tarihli Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı var. Diyor ki yani sandık kurulunun oluşumu kanuna aykırıysa, ki usulsüzse, bu ancak ve ancak seçim sonucunu etkileyen bir durum ortaya çıkarmışsa o zaman sen seçimi şu anda seçimin sonucunu etkileyebilecek bir usulsüzlük olup olmadığı da belli değil veya o sandıklar değil. Sayıldı zaten.
Evet, kaç defa sayıldı? 6 ilçede tamamı sayıldı. 39 ilçede geçersiz oylar. Bir de sanıyorum AK Parti bu usulsüzlük olsa bile ilçeleri de iptal etmeyin. O sandık kurullarının ilçedeki sayımları geçerli olsun. Büyükşehir geçerli olmasın diyor. Şimdi İstanbul'un 39 ilçesinin 24 tanesini AK Parti kazanmış. Aynı sandık kurulları o işlemleri yapmış, sayımları yapmış, dökümleri yapmış, tutanakları tutmuş. O işlemler için, ilçe için yapılan belediye meclis üyeliği ve ilçe belediye başkanlığı için yapılan işlemlere, muhtarlık için yapılan işlemlere hiçbir şey demiyorlar. Aynı sandık kurulunun sadece Büyükşehir Belediyesi için yaptığı işlemlere itiraz ediyorlar. Kanunsuzdur diyorlar. Bir de bakın şöyle bir şey var. Sandık kurulları biliyorsunuz 7 kişi. Şimdi her sandık kurulunda başkan diyelim kamu görevlisi değil. Orada AK Partili üye var, sandık kurulu üyesi var. Evet. MHP'li üye var. AK Partili müşahit var. MHP'li müşahit var. Her sandığın başında 4 tane Cumhur İttifakı'nın temsilcisi var. Hiçbiriniz itiraz etmemişler. Şikayet yok sandık başı iş ve işlemlerine. İtiraz yok. Şimdi... Ama sadece sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil diye o sandıktaki bütün oyları iptal edin diyor. O niye değil? O niye değil Sayın Yakupoğlu? Yani bu şimdi öyle bir o niye değil? Yani niye memur atanmamış da dışarıdan atanmış? Eğer atandıysa buna ilişkin bir bilgi var mı? Benim merak ettiğim hususlardan biri. Yavuz Bey, önümüzde tek bir somut veri yok. Bu bahsettiğim rakamlar, bunların tamamı AK Parti'nin iddiası. Anladım. Bu iddiasının altına hiçbir belge, bilgi yok. Sadece liste var. Şimdi o listelerin altının nasıl doldurulduğunu göreceğiz herhalde. Peki ne zaman bitecek Sayın Yakupoğlu? Yani 3 günlük süre verildi ilçe seçim kurullarına. Bugün birinci gün Yavuz Bey. Evet. 4 gün daha var inceleme süreleri. Pazartesi bitiyor anladığım kadarıyla. Evet. Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu'na o sonuçlar gelecek. Bu sefer YSK heyeti olarak oturup o sonuçlara ilişkin bir karar verecek. Evet. Evet. Ha burada şöyle bir detay da paylaşmak isterim. Biliyorsunuz AK Parti'nin bu yığma seçmen, kaydırma seçmen, işte boş arsalara görünen seçmen gibi iddiaları da vardı. Yüksek Seçim Kurulu bu iddialar yönünden herhangi bir araştırma kararı vermedi. Başka bir karar da vermedi. Anladım. Onları da herhalde hep birden verecek. Onların hepsini birlikte inceleyecek. Hepsini birlikte inceleyecek. Ama ara kararı kurmadı o yönden. Kurmadı. Onu demek istiyorum. Peki önümüzdeki hafta bitiyor yani bu mesele. Valla ben hafta sonuna kadar bitmesini öngörüyorum şahsen. Ya öyle ya da böyle bu meselenin yani sonucunu... Bu bitmesi lazım önümüzdeki... çünkü Türkiye'nin de takati kalmadı, bizlerin de takatimiz kalmadı. Valla Allah kolaylık versin, çok yorucu geçiyor. Hemen her seçim sizin içinde, her seçimde de çok ciddi kamuoyunun aydınlanması için yardımda bulunuyorsunuz. Teşekkür ederiz Sayın Yakupoğlu, eksik olmayın değerlendirmeler için. Estağfurullah. Mehmet Adem'in Yakupoğlu ile konuştuk, CHP YSK temsilcisi.